Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, peygamberlerin vazifeleriyle alakalı şöyle bir soru yönlendirilebilir mi? İnsanların ihtiyaç duyduğu her şeyi mi bildirirler peygamberler? Yoksa işte iman, ibadet gibi konulardan mı sorumludurlar? Mustafa Bey, peygamberler tabii kitaplara ehl-i sünnet alimler bunların hepsini yazmışlar. Yani sizin de aynı şekilde soru şeklinizden mesela peygamberler, efendim tarlayı nasıl süreceğiz, ağaçları aynı şekilde nasıl aşılayacağız veyahut da elbiseyi nasıl dikeceğiz, binaları nasıl yapacağız, bunlar hakkında bilgi verilir mi? Hayır. Çünkü bunları insanlar kendi tecrübeleriyle de yapıp bozmak suretiyle de öğrenebilirler. Bunlar temel kendi ihtiyaçlarıdır. Sevgi tabiiyle meydana gelir bunlar. İçgüdüler vasıtasıyla da aynı şekilde bunları yapar. Yani araştırmalarında falan. Tabii. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman Ensar-ı Kiram'dan bazılar gelmişler. Efendim demişler, bizden bir kısım arkadaşımız Yemen'e gittiler. Yemen'de bir hurma çeşidi getirdiler. Bizim de buradan anamızdan babamızdan gördüğümüz bir hurma çeşidi var. O hurmayı ekiyoruz, alıyoruz, işte yiyoruz, satıyoruz neyse. Geçimimizi temin ediyoruz. Ama o Yemen'den getirdikleri aynı şekilde daha farklı bir şey. Biz anamızdan babamızdan gördüklerimizle mi devam edelim? Yoksa o Yemen'den getirdiklerimizi aşı yapalım veyahut da oradan fidan getirip dikelim mi? Peygamberimiz de cevap vermişler. Mesela Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki Peygamberimiz şöyle diyebilirdi. Şimdi bekleyin. Cebrail Aleyhisselam gelsin ben ona sorayım. Ya da vahiy gelsin ben size bildireyim demedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki teşvik edin. Yemen'den getirdiklerinizle ve Medine'dekilerle yan yana dikin. Deneyin. Deneyin. Hangisi daha verimliyse ona aynı şekilde devam edin. Tecrübe edin. İnsanın kendisine bırakılmıştır. Evlerde hangisi sıcaktır veyahut da soğuktur, serindir, nasıl tutuyorsa denemeler suretiyle meydana gidecek. Bunlar dünyada kaldığı süre içerisinde tecrübelerle elde edilen şeylerdir. Evet. Elde edilen şeyler. Ha, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela giysi konusunda mahallidir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki erkek ve kadına da hani dar olmasın. Bugün de aynı şekilde ilim adamları da yani doktorlar da, sağlık kuruluşlarda yani dar elbisenin vücudu sıktığı zaman vücuda ne gibi zararlar meydana getirdiğinde zaman zaman aynı şekilde bazı gazetelerde de ilim adamları tarafından da neşrediliyor. İslamiyet diyor ki yani bunu senin bedenini tahrip etmeyecek şekilde yün, pamuklu bunlar insanın vücuduna daha elverişli. Mesela bir zamanlar naylon gömlekler çıktı. Perişan ediyor insanı tabii ki. Dolayısıyla bol olmasını kadının da erkeğin de aynı şekilde bol olmasını tavsiye ediyor. Ama şekline şemaline karışmıyor. Ha şöyle olsun böyle olsun demiyor. Ha, evet, ama tesettür emri. Tesettürde de şekline şemaline karışmıyor ki. Genel bir emir. Tabii forma bildirmiyor. Yani evet. Forma bildirmiyor. Şu formada giyineceksin demiyor. Yani vücudun aynı şekilde örtülmesi gereken yerlerini bildiriyor. Sen kendi mahalli durumuna göre aynı şekilde örf adetlerini birleştirerek onu yapabilirsin. Ve dinimizin orada müdahalesi nedir? Dar olmasın diyor. Yani vücut huzurları belli olmasın. Onu bildiriyor. Dolayısıyla peygamberlerin esas bildirdikleri Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini ve onun emirlerini. Yani insanların ibadet olarak ne yapması lazım? Nasıl iman edecek? Nasıl inan edecek? Ve bir de nelerin aynı şekilde yasak olduğunu bildirir. Onun dışında yok. Yani iman esasları bildiriliyor ve bir de amel konusunda ibadet ve yapılması emredilenler ve yasak edilenler. Peygamberler vasfisi bunlar. Bunun dışındakilere efendim senin arabanın markası ne olsun? Ondan sonra efendim yani nasıl bir gemi yapalım? Onlar karışmazlar. Onlar zaten şey de değil yani. Lazım bir şey de değil. Herkes kendine göre yapıyor. Günümüzde bile dünyaya zaman zaman mesela belgesel olarak aktarılan, çekilmiş olan filmler var. Televizyonlarda gösteriliyor mesela. Gidiyorsun mesela Ekvator bölgesinde veyahut da Afrika'da olsun veyahut da Hindistan'da olsun, Asya'da olsun. Bakıyorsun adamlar kendilerine göre ağaçlardan yaptıkları kayık cinsinden şeyler var. Onlarla o nehirde ulaşımlarını temin ediyor. İnsanlar netice itibariyle. Yontar montar kayık yapar kendisine göre bir su üzerinde ulaşım vasıtası ortaya kor mu? Kor. Ya sonra motor takarsın, daha geliştirirsin, bilmem ne yaparsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Ha bunları peygamberler bildirmez. Kendimce bir sonuca vardım ben de şimdi anlattıklarınızdan. Bazıları diyor ya hani İslamiyet gelişmeye, ilerlemeye engeldir gibi.
o zaman bu laf boşa çıkmış oluyor. Aynen öyle. Çünkü peygamber bile aleyhissalatü vesselam karışmadığına göre böyle bir şeye istediğin kadar ilerle. Şimdi istediğini yap. Hatta bu suale cevap olarak da mesela ortaçağ Müslümanlar için çok parlaktır. Hristiyanlar için karanlıktır. Kasıtlı olarak Müslümanlara da ortaçağ karanlıktır diye anlatıldı. Bizim ülkemizde de öyle anlatıldı. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Mesela Abbasi halifelerinden Harun Reşit'in o zamanki işte Alman kralına, Avusturya kralına gönderdiği bir çalar saat, adamlar şaşırmışlar bunun içinde şeytan mı var diye. Bilmiyorlardı. Teknikte de çok. Endülüs Emevi devletiyle Osmanlı bu taraftan sıkıştırdı doğudan. Endülüs Emevi de batıdan sıkıştırmak suretiyle Avrupalılar uykusundan uyandı. Adamlar şey kumaşı bile bilmiyorlardı. Evet. Tuvalet mefhumunu bilmiyordu ve banyo mefhumunu bilmiyordu. Adamlar doğduğu zaman bir vaftiz ediliyordu, başka da yoktu. Dolayısıyla medeniyeti Müslümanlardan öğrendiler. Yıkanmayı da Müslümanlardan öğrendiler. Şimdi eğer İslamiyet ilerlemeye mani ise zirveye çıkmış orta çağda Müslümanlar. Hristiyanlar da perişan vaziyette. Eğer Hristiyanlık ilerlemeye aynı şekilde elverişli bir dinse hala Habeşistan, Etopya ilk Hristiyan devlettir. Hala pecmurdedir ve yerlerde sürünüyor. Niye yerlerde sürünüyor? Ha demek ki o ilerlemenin bir tek formülü var. Çalışmaktır. İster putperest çalışsın, ister Yahudi çalışsın, ister Hristiyan çalışsın, ister Müslüman çalışsın. Bugün Japonlar putperesttir. Çalıştılar ve başardılar. Hristiyanlar da aynı şekilde çalıştılar, başardılar. Yahudiler de çalıştılar, başardılar. Müslümanlar bugün geri kalmasının esas sebebi tembelliktir. İslamiyetle alakası yoktur bu işin. Zerre kadar. Hatta İslamiyet daha çok aynı şekilde yani maddeten ve manen ikisini beraber götürüyor İslamiyet. Dolayısıyla İslamiyet çalışmayı emrettiği için sanayide olsun veya teknolojide olsun ilerlediği zaman sanayide ve teknolojide elde etmiş olduğu o yeni şeyleri insanların hizmetine sunmayı emreder İslamiyet. Yoksa götürüp de aynı şekilde insanların helakine ve onları aynı şekilde modern köleler haline getirmesini emretmez. Ya bakın Batı mesela modern köleler meydana getirdi. Adam bir şey ilerledi. Bana tabi olacaksın diye. Modern köleler meydana getirdi. Gelişmeyi insanları öldürmek üzerine kullanıyor mesela. Aynen öyle. Atom bombası yaptı. Yani. Netice itibariyle insanları aynı şekilde öldürdü. Yani efendim teknolojide ilerledi. İlerlediğinde işte Nagasaki, Hiroşima'ya Japonya'ya attığı atom bombaları belli. Sadece orası mı? Diğer zamanlarda da aynı şekilde adam bir silah fabrikasında yeni bir bomba şey yapıyor. Hadi şurada bir cıngar çıkaralım. At bakalım diyor. Ne gibi tesir meydana getirecek? Deniyor. Evet. Ya bu medeniyet değil eşkıyalıktır. Bu medeniyet değil eşkıyalıktır. Yani o teknolojik ilerlemek medeniyet değildir. Medeniyet tamiri bilat terfi hayvat diye tarif edilmiş. Ne demek o tamiri bilat? Beldeleri imar etmek ve terfi hayvat kulların, insanların da refah seviyesini yükseltmek. Medeniyet böyle tarif ediliyor. Dolayısıyla İslamiyet'e uyulduğu zaman medeni insan yani çalışırsa, teknolojide ilerlerse medeni bir insan çıkar ortaya. Eşkıya çıkmaz. Bunun önünde engel yok zaten. Bunun işte önünde, o anlattıklarınızdan Peygamber ona, Efendimiz. Ona kalacak olursa Mustafa Bey biz kendi ülkemizde bile doğduk, başladık işte irtica dediler, işte gerici, yobaz dediler falan. Ya arkadaş 80 sene olmuş, 90 sene olmuş neyse. Peki sen ne koymuşsun ortaya? Habire sövdün. Osmanlı'ya sövdün, Müslümanlara sövdün, hakaret ettin, bilmem ne ettin. Peki sen ne koydun? Onlara gerici dedin. Sen ne koydun ortaya? Sen nasıl ilerledin? İlericilik adına ne yaptın? Ne yaptın? Ortaya bir şey koydun mu? Ya dünyaya kendini kabul ettiren bir otomobil markasıyla bilmem nesiyle falan koyabildin mi? Ama o kötülediğin Osmanlı mesela kılıca vermiş olduğu su sebebiyle Osmanlı kılıcı deniyordu. Osmanlı topu deniyordu. Osmanlı silahı deniyordu. Osmanlı kaması deniyordu. Sen ortaya koyabildin mi böyle bir şey? Var mı böyle bir şey? Yok. Hepsini taklit yaptın. Sana mani olan da yoktu. Çalışmada tembellik ettin. Dolayısıyla peygamberlerin vazifesi Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini bildirmek, ona nasıl iman edileceğini bildirmek ve Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bildirmek. Diğer şeyler insanların kendisine bırakılmış. Tecrübelerle, deneyle insanlar onları temin eder ve bir de mesela Allah-u Teala en son olarak İslam dinini gönderdi. Bütün insanlara kıyamete kadar. İslam dininde de kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığın Allah-u Teala nasıl iman etmesi, nasıl ibadet etmesi, nelerden aynı şekilde sakınması lazım geldiği açık net bir şekilde bildirmiş. Kıyamete kadar da başka peygamber de gönderilecektir. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.